about you. It's all about you now. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. 9. hafta sonuçlarında 10. haftada ise şu sonuçlar alındı. İki haftanın ardından sonuçlar hemen ilk maçımız. Sivasspor rakip AS 4 Egens Krek geldi. Güzel bir ara pas. Berkan girdi, pasını art. Yine bir sıkı geldi. Emre'nin ara pası. Osman vurdu kaleci İsmail. Emre girdi bu defa araya Sivasspor. Güzel bir pas geldi. Orada topu alan Yunus Yiğit. Yunus girdi cezasına. Pasını da attı ama İsmail yine başarılı. As 4 bir türlü. Ortası geldi, kaleci çift yumrukla uzaklaştırdı. Bünyamin'de yine top. Bünyamin'de bir orta daha geldi. Bu sefer Osman uzaklaştırır topu. Berat. Çok Osman tehlikeli. Hızlı çıkarsa tehlikeli bir atak olur. Ama çok acele etti çok, Osman. Çok. İsmail'den hata geldi. Yunus Yiğit vurdu ve gol. Çok büyük bir hata İsmail'de. Maçın belki de kahramanıydı. 0. Yine Sivasspor hata. Yunus vurdu. Kaleci İsmail. Burada hatalı oldu. Orada sektirmemesi gerekiyordu İsmail'in. Yansımalar oluyor. Bunu da söyleyelim. Ama iki tane de top kurtardı. Kullanılıyor ceza sahası dışından. Çok orta iyi. Geldi arka direkte Çağrı. Ama savunma dikkatli. Tam güzel skiller. Ceza sahası içine girerken ortasını yaptı. Kafa vuruşu savunmadan döndü. Erkan'ın önünde kaldı. Erkan'dan güzel skiller. Mert. Pası Bünyamin. AS4'te Erkan. Güzel bir pas. Çok iyi çıktılar. Yine hatta savunma yapılmış. Dikkatli orada. Sivasspor'u bu skoru getirdi. Bir gol denemesi Sivasspor'dan. Ara pas. Mert Kılıç. Mert vurdu kaleci. Raftan güzel skiller. Güzel gidiyor ceza sahasına Emrah. Güzel bir skill ama savunma dikkatli pozisyonda ve maçta da 90 dakika sona eriyor. Spor'un kadrosunu ekranlara taşıyalım. Yunus. Fenerbahçe'yi sarı formayla görüyoruz. Kırmızı formayla Gaziantep PK'yı görüyoruz. Gaziantep çok etkili başladı derken 2-0 oldu. 2-0 oldu. Ömer attı. 0. Kornerden geldi gol. Bir hata daha Fenerbahçe savunmasında. Nerede pek yapabileceği bir şey olmayabilir. Enis vurdu. Kaleci Ahmet Can'a kadar geldi. Ama şu dakikaya göre. Ömer. Vurdu Enis. Kaleci Ahmet Can başarılı. Kürşat uzaklaştırdı topu. Fenerbahçe'de böyle bir tabii şok da var. Bir anda 2-0 geriye düşmüşsün. Niyazi'den güzel bir aşırtma ve gol. Skor 2-1. Fark 1'e düştü. Bu maçı çevirmek istiyorsa fakat kalesini de gol görebilir. Bak gene bir hata. Şu anda gol geldi. Yunus attı. 3-1 oldu skor. Yunus tam dediğimde kontra ataklarda Gaziantep FK gol bulur dediğimizde bunu da gerçekleştirdi Gaziantep fırsatı FK. Yakaladı. Yunus attı. 3-1 oldu skor. Ama Gaziantep FK buldu. Aynı ilk yarının sonunda oynadıkları gibi oynamaya devam edecekler derken bir hata daha Fenerbahçe geldi. Fenerbahçe hata, Enis vurdu ve gol. Skor 3-2 oldu. İşte demek istediğim buydu. Fenerbahçe'de tabii eksik yakalanıyor. Güzel bir skill. Vuruş da geldi. Kaleci Taner başarılı. Şimdi kontra atak Gaziantep FK'da. Yunus da çıkıyor. Yunus'un önünde sadece bir savunma oyuncusu pasını attı. Efe vurdu kaleci. Den başarılı. Olamadı. Skor 4-2. Yani işte aynen söylediğim gibi Fenerbahçe öne mecburen öne çıktı. Savunmayı bıraktı. Öfe'nin şık vuruşu konuştu. Yani bir bakalım gol olur. Olacak. Yani bir maksimum bir gol olur. İkinci gol atma şansımız olmaz ki zaten şu anda muhtemelen maç bitecek. Son atak şu anda. Evet, 4-2'lik bir skor. Nerede? Mutlu kalın. Hoşça kalın. Bizlerden ayrılmayın.